Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat, önümde bir tane yazıcı var. Evet. Canon PIXMA 3410, G3410. Evet, 3400 serisinden 3410 da diyebilirsin. Evet. Printer, şimdi biz pek printer incelemiyoruz. O alem genelde hani yavaş ilerliyor teknolojinin diğer taraflarına göre. Çok fazla büyük değişiklikler olmuyor. Olmuyor. Ama hani şöyle bir değişiklik oldu zaman içinde. Şöyle göstereyim. Şimdi mürekkepler artık böyle dolduruyor, tanklı. Yani içinde kendi dolduracağı. Eskiden şöyle kartuşlar gelirdi ve o kartuşların hep çok pahalı olmasından biz dem vururduk. Doğru. Çünkü zaten pahalıydı. Evet. Hatta yani kartuş bittiği zaman atıp yazıcıyı yeniden almak ucuza geliyordu. Aynen öyleydi. İşte bunlara birazcık çözüm olsun diye işte bir de şey var tabii. O neyi yarattı? Doldurma yan sanayisini yarattı. Tabii. Firmalar da buna uyarlar. Bunu yasaklamasak da önüne geçemiyorsun. Mümkün değil öyle bir şey. O yüzden onlar da kendi doldurmalı tank çözümlerini ürettiler. Bu da öyle bir printer. Bunun içinde zaten detaylara girecek. Şurada da gözüküyor. Bunları dökebileceğin tankı var. Mürekkep tankı. Bunlar da içinden çıkıyor. Yani bunda kartuş alıp içine takmıyorsun. Kartuşu takmıyorsun evet. Kafalarını bir kere taktıktan sonra bu mürekkepleri dolduruyorsun boşaldıkça. Evet. Bunların her biri bir tankı dolduruyor. Yani bunlar hiç artmıyor. Bu ona göre yapılmış. İşte bir de bayağı da büyükler yani eskiden. Tabii. O kartuşları hatırlarsan küçücük oluyorlardı. Yani mililitre olarak da bunlar bayağı büyük görünüyor. Siyahı iki kat büyük normal kartuşa göre. Normal bir tüpe göre. Bak bunlar diğer renkler 70 mililitrelik. O 135 mililitre. Tabii dolayısıyla, siyah daha çok kullanılıyor. Evet, siyah daha çok kullanıldığı için onun şeyi ayrı yapılmış. Bunlar aynı zamanda böyle tek tek satılıyor. Paket halinde de satılıyor. Ya istersen hepsini full değiştirebilirsin ya da bir tane rengi değiştirebilirsin. Ne avantajı var? İşte bir defa çok büyükler. Görüyorsun. Bunlar en önemli esprisi çok fazla baskı verebilmesi. Neye göre? Bizim evimize aldığımız yani klasik bir printer yani klasik kartuşlu bir printerde nasıldır bu sistem? Bir tane siyah kartuş vardır. Bir tane de renkli kartuş olur. Doğru. O renkli kartuşta da bütün renkler olur yani bir tane iki kartuştan ibaret olur onlar. Bugün videonun sonunda söyleyeceğim onları almak daha pahalıya geliyor. Fakat orada ne ucuz? Printer'ın kendisi ucuz. Burada bunlar verimli bu tüpler. Printer daha yani bu teknolojiyi kullanan printerler daha pahalı. Orada bir şey denge güdeceksin. Valla Murat ama işte dediğim gibi kartuş bittiği zaman alıyorsun saçma oluyor. Printer fiyatına geliyor neredeyse. Printer'a atmak da istemiyorsun çünkü çalışıyor. Çalışıyor yani hiçbir sıkıntısı yok aletin. Bunlar hakikaten ya ben kendi açımdan söylersem hani hep lazerlere kayıyordu aklım. Onların da avantajları da var, bazı dezavantajları da var. Hani onların da maliyeti falan yüksek. Onların oluyor. Da maliyeti yüksek doğru. Bu işte ara çözüm olarak bence çok ideal olmuş. Zaten fiyat kısmında konuşacağız. Şimdi bu ne yapabiliyor? Bir defa bir kere çok fonksiyonlu. Çok fonksiyonlu yazıcı. Tabii bu fotokopi de çekiyor. İşte bir normal şuradan yazı işlerini de görüyor. Zaman tarayıcısı da var yani burada. Tabii. Bana şöyle bir sürpriz oldu bunun. Şimdi bu tip yazıcılar, ev tipi yazıcılar genelde fotoğraf basarlar tabii de. Hani çok yüz güldürmezler. Doğru. Bunun fotoğraf çıktıları da çok güzel çıktı. Tabii ki şey karışmasın. İşi fotoğraf olan yazıcı var. Onlar hala bunlardan daha iyi basıyor. O ayrı bir konu. Ama lazım oldu fotoğraf basacaksın. İşte fotoğraf kağıdı kullandığın fotoğraf sürece. Fotoğraf kağıtlarını normal kağıdı da fena basmıyor tabii. Da fotoğraf kağıdı aldığın zaman bu ön yüzeyi parlak olanlardan onlar da ayrıyeten satılıyor. Bayağı bildiğin fotoğraf basıyor. Fotoğraf hani basıyor. Ben şöyle baktığım zaman ayırt edemiyorum açıkçası. Hani. Yani şöyle çarşıda pazarda aldığın çıktıdan kendini ele verecek çok büyük farkları yok. Anca şey olur işte dediğim tarzda bir yazıcıyla yan yana koyarsın ha dersin bunun işte siyahı daha iyiymiş. Mesela normal bir fotoğraf yazıcısının. Şimdi tabii hani böyle artık basılı fotoğraf falan pek kullanmıyoruz. Kalmadı tabii. Ama ihtiyacın varsa iş görür mü görür. Basıyor yani. Yani basıp da böyle annene hediye etmek istiyorsan çocukların fotoğrafını çekin. Şuraya baksana üstünde hani böyle bir grade hiçbir şey yok dümdüz süper basmış. Rengi ruhsuzlar da çok iyi. Bunlar büyükleri da, de var bu arada. Hani tabii. Küçükten göstereyim de şöyle büyük kağıda da basabiliyorsun. Kenarlıksız basabiliyor. Tabii. Bak şimdi şöyle bir durumla karşılaştık biz fotoğraf basarken. Elindekinde sağında solunda beyaz şeritleri göreceksin. Şimdi ben mesela bunu direkt cep telefonundan gönderdim. Şimdi cep telefonlarının çekme çözünürlükleri çok farklı. Evet. Yani o en boy oranı değişti bayağı onlarda. Halbuki fotoğrafımızın, kağıdımızın boyutu sabit. Dolayısıyla basmadan önce buna uygun bir şekilde bir crop gerekiyor. Ya evet resmi keseceksin basmadan önce. Bu dediğin gibi kenarlıksız basabiliyor. Ya da basacaksın sonradan
keseceksin. Kenarlarını keseceksin yani. Ve zor bir iş değil. Hani kolay ama ilk başta şeyi şaşıracaklar. Yani bastıkları zaman ilk basışlarında hemen full kenarlıksız bir fotoğraf çıkmayabilir. O normal. O dediğim gibi croplanarak çözülecek bir şey. Şurada hatta işte aynı bizim resmin şeylerini görebiliyorsun. Şurada. Kendisi de kropluyor ama hani onu kendin yapman çok daha iyi. Ne kadarı kesilecek, ne kadarı... Tam nereyi keseceğini sen belirleyebilirsin. İşte bak şimdi elinde gösterdiğin, o şu bak şu. Şu benim yaptığım bir fotoğraf. Yine cep telefonu çıktısı. Hı hı. Ama kenarlıksız bir şekilde basmış. Süper bir şekilde çıktı. Evet. Ve hani gösterdik herkese. Herkes memnun kaldı yani bu çıktılardan. Ama tekrar söylüyorum, bu bir fotoğraf için yapılmış, tasarlanmış bir ürün değil. Bu sadece şeyi gösteriyor. Bu teknolojinin geldiği noktada artık bu iş normal evine aldığın printer'da bile normal kabul edilebilir kaliteye gelmiş durumda. Ama hep söylüyorum, bu hepsi fotoğraf kağıdı. Tabii. Bu kaliteyi istiyorsan fotoğraf kağıdına basacaksın. Şöyle iddiaları var. Renkli diyor, 7000 sayfa basarım diyor. İçinden çıkan setle. Çok iyi. 6000 sayfada siyah baskısını Canon taahhüt ediyor. A4 sayfa. Ya eskileri hatırlarsan Murat, bunlar hani 800'lü 1000'li rakamlarda tabii falan kalıyordu eski kartuşlarda. Ama işte bak mililitresini söyledim. Bu mesela bizim o Pixma'ların, kartuşlu Pixma'ların kartuşları 9 mililitre mi ne? Hı hı. Yani bunların yanında çok küçük kalıyorlar. Onun dışında ne diyor? Baskı hızları var. Renkli baskı hızı şimdi IPM, image per minute olarak yapıyorlar. İşte 5 IPM, 5 tane dakikada 5 tane basarım diyor sana. Hı hı. Onu saniyeye vurduğun zaman işte 12 saniyede bir çıktı alıyorsun. Bu rakamlara tabii printer üreticileri işte bunun bir ISO testi falan var, ona göre yapıyor. Ben kendi fotoğraflarımı, dokümanlarımı basıp yapıyorum o testleri. Ben de mesela... Yani bastırdığın şeyin içeriği önemli sonuçta. Evet, yani. Tabii tabii. Eğer düz şöyle bir sayfa bastırıyorsan farklı olur. Renkli yazı şeyli falan içi dolu bir şey bastırıyorsan farklı olur. Onun için şunları bastırıyorsan bayağı farklı oluyor. ISO test standartları var, onları uyguluyorlar. Her firma, her üretici firma o rakamları ona göre veriyor. Ben işte o elindeki dokümanları bastırdım. Renkli de 20 saniyede bir çıktı alabiliyorum. Şu tamamen birebir bu işte. Tamam. 8 saniyede bir de siyah beyaz çıktı alıyorum. O da Canon'un verdiği rakam zaten 7 saniyede bir kendi dokümanında aşağı yukarı tuttu o. Şey birebir tutuyor. Küçük fotoğraf şu 10-15'ler. Diyor bir dakikada basarım diyor. Evet bir dakikada basıyor. Bunlar hep şey yalnız hani makineyi çalıştırıp hani o bir kart ayarlar ya kafaları falan. Onlar çıktı. Onlar dahil değil buna. Sen makine hazır şeyini verdiğin zaman. Gönderiyorsun. Buradan kağıdı alıp basmaya başladıktan sonraki hız. Çünkü hani bu mürekkep yazıcılarda genelde hakikaten ilk printer'ı açtığında bir böyle bir şeyler yapar. Evet. Kendi kendine hareketler yapar. Bir şeyler çalışır. Tabii. O bir 20-30 saniye sürer. Ekstradan şöyle bir şey var. Şimdi kimse kitapçı okumayacağı için ben onu söyleyeyim. Bunu ilk çalıştırmanda bir 10 dakika bekliyorsun. Onun bir süresi var. Niye bekliyorsun? Mürekkepleri taktıktan sonra onu çekmesi var. Çünkü. O hortumlardan gidip de kafaya ulaşana kadar bize de bir garip gelmişti. Evet, ya biz yanlış mı yaptık falan dedik. 10 dakika bekliyorsun. Ondan sonra bir daha yok ama hani o bir kereki beklenen bir şey. Sonra yeniden doldursan çalışıyorsun. Bile evet. Muhtemelen. Şaşırmasınlar, cihaz böyle çalışıyor. Zaten dedim kitapçında da uyarmış. Üzerinde tuşları var ama hani... Bunun aslında çok böyle tuşla kullanılacak bir tarafı yok. Bunun çünkü şey entegrasyonu çok iyi yapıldı zamanında. Cep telefonlarıyla da çalışıyor. İşte tabii ki bilgisayarla da çalışıyor. Uygulamasını yüklüyorsun. Ekranı küçük. Ekranı sana çok fazla bilgi vermiyor. Hatta seninle birazcık kodlar üzerinden konuşuyor. Yani bir orada bir hata mesajı verdi mesela. Zaten burada bir tek bir hane bir şey hane gösterebilecek. Gözüküyor. Onu oradan kitapçığında onun karşılığı var anlıyorsun. Ama gerek yok. Eğer uygulamayı kullanırsan uygulama sana hata kodu veriyor. Diyelim ki kağıt sıkıştı. Onun bir hata kodu var. Basıyorsun. Hemen Canon'dan o hata kodunun ne olduğunu internetten sana gösteriyor. Diyor ki kağıt sıkışmış. Bu kod onu gösterir diyor. Sen de abi diyorsun hakikaten kağıt sıkışmış. Çözüyorsun. Yani bu ekran minnacık bir şey olduğu için benim de tavsiyem daha çok uygulaması üzerinden. Ama şeyler kolay ya. Mesela fotokopi çekmek istiyorsun. Direkt tuşları buraya var. Buraya koyduğun zaman şu üzerindeki tuşlar onu bayağı kolaylaştırıyor. Yani renkli veya siyah beyaza bastığın zaman tarayıp aynen çıkarabiliyor. Ya da adetlerini buradan girebiliyorsun. İşte artı tuşunu koymuşlar. Çok fazla ince ayarını üstünden yaptırmıyor. Güzel bir özelliği işte bu tabii ki telefon dediğime göre anlamışlardır. Wi-Fi var. Bunu nasıl bağlıyorsun? Ben VPS üzerinden bağladım. Hemen birbirleriyle tuşlara konuştular. Bastın. Evet. Birbirlerine hemen ağa bağlandı kendisi. Bir de bak şurada direct tuşunu göreceksin. Ağa bağlamadan direkt telefonu buna bağlayabiliyorsun. Ne yapıyor? Ama senin telefonun Wi-Fi'ını kullanıyor o zaman. Dolayısıyla sen interneti
şeyden giriyorsun. Normal GSM işte, operatör üzerinden girmeye başlıyorsun. Hı, çünkü ağını bunun için kullanmış doğru. oluyor. Bu bir tane sana kablosuz erişim noktası gibi bir şey evet. oluşturuyor anladığım kadarıyla. O da ona bağlanıyor. Direkt çıktı alıyorsun. Ya da işte ağdan çıktı alıyorsun. Kullanımı, kurulumu çok kolay. Yani bu ağ meselelerinden anlamayan insanlar bile hani bunu çok rahat kurabilirler. Uygulaması da kolay. Uygulama üzerinden Türkçe bir şekilde kullanabiliyorsun. Bütün fonksiyonları uygulamadan çalışıyor. iOS'ta da Android'de de uygulaması hemen hemen benzer. Şey de yapabilirsin. İster hani uygulamayı açarsın, içinden işte galeriye git, oradan bir fotoğrafı bas da diyebilirsin. Ya da bir fotoğrafın üzerine gelip hani paylaşırmış gibi bas dersin. O zaman uygulama açılıyor, direkt yine gönderebilirsin. O konuda çok memnun kaldım. Onun dışında tarayıcısının örneklerini direkt gösterebiliyorum. Şimdi ekrana gelecek. Hem metin taradık, hem renkli bir sayfa taradık. Ben kalitesinden memnun kaldım. 19 saniye gibi bir sürede de taramasını gerçekleştiriyor. Hı hı. Bir de çok sessiz tarıyor. Taraması yani eski modellerde benim hatırlıyorum çünkü çok gürültülü çalışırdı o şeyin gidip gelmesi. Evet. Bunda gürültü sorunu yok. Bunda genel olarak zaten bir gürültü sorunu yok. Yazma konusu da bayağı öyle şey yapıyor. Çok fazla da sallanmadı. Hani bulunduğu masayı titretmeden işini gördü. Boyutları da hani makul seviyelerde diyebilirim. 5-6 yani kiloluk bir ağırlığı var. Hani sallanan güvenilir bir masa olmadığı zaman o kafanın hareketi tabii. sürekli bir sallanmaya neden aynen. oluyor. O zaten baskı kalitesini de bozar. Baskı kalitesini de bozar. Hani mümkünse bunu sağlam bir yere koymak lazım. Kesinlikle. Önce. 100 yaprak kapasitesi var. Şu arka tarafa koyduğumuz evet. kağıtları diyorsun. Aynen öyle. Onun buradan dışında, kağıt boyutunu falan ayarlayabiliyorsun. Tabii herhalde. Kağıt boyutunu oradan ayarlayacaksın. Tekrar söyleyeyim. Dediğim gibi fotoğraf mesela basacaksın 10'a 15. Bunu buradan çat diye ayarlıyorsun. Öyle basıyorsun. Çoklu fotokopi desteği var. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakayım başka ne söylemedim. Şimdi. Şunları doldurması kolay mı Murat? Şimdi bunları doldurması. O merak ettim asıl. Açtığın zaman onun zaten orada yuvası var. Koyuyorsun bunu bu şekilde ters çeviriyorsun. Sıkıyorsun gidiyor. Yani hani ben böyle ortalığı elime, falan batırıyor musun? Elime hiçbir şekilde bulaştırmadım. Öyle söyleyeyim. Ortalığı güzel. Da çünkü bunlar batırmadım. Sonuçta mürekkep. Hayır. Üstüne başına damlatırsan ellerine falan bulaşırsan. Şöyle şu sebeplen bir şey olmuyor biraz da. Uzun. Bu buraya giriyor zaten. Yani dışarıda kalmıyor. Çok rahat bir şekilde yaptım. Yani ben şu ön tarafta tertemiz. Şeyler de açık zaten. Hani mürekkep. Tabii tabii görüyorsun. Doğrudan buradan da görebilirsin. Yazılım da söylüyor. Kendin artık gözünle de görüyorsun. İşin güzel tarafı. Baskı kalitesinde de tabii ki şey var. Yani çok önemsiz bir şey basıyorsundur. Ayarlarsın onun kalitesini falan ama ben açıkça söylemek gerekirse hani varsayılan kalitesinde bastım. Bu görüntü kalitesi zaten çok iyi. Zaten hani yani. Hızlar falan ona göre değişiyor. Hızlar değişir. Baskı kalitesini tabii. işte mürekkep kullanımını azalttığın zaman daha da hızlı basar aslında. Tek şeye dikkat etmeleri lazım. Mesela fotoğrafla şeyi ayrı basıyorlarsa yani fotoğrafla normal dokümanı bir arada basanlar kağıt seçiyorlar ya o kağıdı mesela fotoğrafta bırakıp normal basarsan metni daha çok mürekkep basıyor tabii kağıt şey fotoğraf gibi o basıyor. O kağıt şey gibi hamura dönüyor. Hem öyle oluyor hem baskı süresini uzatırsın. Doğru. Oradan anlarsın zaten bir şeylerin ters gittiğini. Bir de ona dikkat etsinler. Şimdi. Kimin için peki bu? Bu kim alsın kim almasın konusunun tek şeysi bence belirten şey fiyat olacak. Çünkü fiyatta şöyle bir durum var. Bu ürün 3410 800 lira civarına satılıyor. Tabii kampanyası olur falan onlara karışmıyorum. 800 lira civarı. Tamam. Bunun işte şeylisi modeli de var. Bir tane yanlış aklımda kalmıyor. 3411 modeli var. Ekstra kartuş verdiği için tüp veriyor. O yüzden birazcık daha pahalı olabilir. Ama bizim incelediğimiz 3410'un fiyatı 800 lira civarında dolaşıyor. Şimdi normal bir printer hani 100 lira 150-200 liraya aldığım printer normal kartuşlu printerden bunun en önemli farkı mürekkep setinin fiyatı mesela 139 lira verdiğin zaman bütün seti şey dahil siyah ve dahil, siyah ve renkliler dahil alabiliyorsun. Ve gene işte o zaman başta söyledin kaç 2600 mü? Yok 6000 lira rakamlara. Evet 6000 7000 arasındaki. Bir daha baştan doldurmuş evet, oluyorsun. Evet baştan doldurmuş oluyorsun. Hani şeye baktım Pixma'nın 510 siyah kartuşu bizim klasik printerlardaki kartuşlar 87 TL. Ki bu indirimli fiyatı sadece bir kartuş. Yani bununla başlangıçta biraz fazla yatırım yapıyorsun ama sonraki şuna, kullanımında evet. çok daha... Şu karar verirsin bak. Ben 40 yılda bir baskı yapacağım. Hani işte arada bir şey lazım oluyor.
çok para vermek istemiyorum diyen zaten klasik printer'ı bulduğu en ucuz fiyattan alsın. O zaten o kartuşu bitirene kadar yani belki de yani bitiremeyecek bile belki. Bir senede tabii. Bir kere bile dolmayacak. Gerçi onlarda da şey oluyor. Kuruyor. Kartuşun ucu kuruyor. Kuruyor. Bir sonraki işte lazım olduğu zaman basayım diyorsun. Olmuyor. Basamıyorsun. Yok kartuşun o ucunu temizlemeler. Tabii. İşte sıcak suya koyayım oturtayım bekleyeyim falan. Aslında evet. Arada bir kullanmasan bile basman lazım. Böyle bu olmasın diye. Ama biz hani onu yaptığını farsayalım. Hani şey olmasın. Kurutmadın da kartuşu bir şekilde. Tamam bu şekilde olur ama evimde basacağım. O işte çocuk var, ödev yapacak. Olabilir. İşte ya da işte benim işim için gerekiyor. Ben arada fotoğraf basacağım bilmem ne diyorsan o kartuş bitecek. Bittiği zaman işte o dezavantajı yaşatmaya başlıyor sana. Evet. Yenileme dezavantajını yaşayacaksın. Burada tam tersi. Burada makineyi ilk başta pahalıya alıyorsun. Ama tüpler daha ekonomik oluyor. Ve aldığın tüpler de çok daha uzun süre gidiyor. İşin güzel tarafı. Dolayısıyla senin profesyonel bir işin yok ama baskı işin var bir şekilde. Basıyorsun. Bunu alman ekonomik olarak kendini daha hızlı bir şekilde amorti edecektir. Yani küçük ofislerde o zaman küçük ofiste olur. Kullanmak için. Küçük ofislerde de olur. Çünkü hani eğer küçük dememin sebebi de şu. Biraz büyüdüğün zaman baskı miktarı falan arttığı zaman. Fatura falan basıyorsun mesela. Yani işte belki yazıcılara lazerlere geçmek mantıklı olur. Oluyor o zaman. Evet. Hem hız açısından. Hem de belki işte miktar bu gelir gider şeyini dengelemek açısından hani baskı maliyeti açısından. Çünkü onların da hani renklileri falan bayağı alınabilir seviyelere indi. Ama dediğin gibi evde eğer birden fazla hani çocuğun varsa onun dersleri ödevi falan artık yazıcıdan çıkarmayı falan çünkü okuldan ödev olarak veriyorlar. Onlar için düşünülebilir. Bir de şey tabii sorusu gelecek. Biz bu mürekkebi başka yerden alıp dolduramaz mıyız? Tabii bir de o piyasa zaten var. Tabii. Eskiden gelen. Ve bu işi daha kolaylaştırmış durumda aslına bakarsan. Doğru. Çünkü öteki tarafta kartuşun işte yok sahtesi var ya da işte makine tanımıyor bilmem ne yapıyor. İşte bir sürü şey var. Derdi. Bunda tüp direkt dolduruyorsun. Hazine açık. Orada şöyle bir şey yapmamız lazım. Söylememiz lazım. Zamanında ben hani bir devirler. Bu Teknosa'nın ilk videolarından da biri aslında. Bu konuya değinmiştim. Bunların basıyoruz ama aynı zamanda soluyoruz. Şimdi orada benim o kafalar püskürterek kağıda basıyor değil mi? İşte yoğun baskı yaptım dönemlerde ben odamda basıyordum. Kokuyordu ortam. Orada fark ettim ki ya ben bunu içime çekiyorum. Şimdi alternatifler, muadiller aynı renk kalitesini tuttursalar bile acaba hani sağlığa zararlı mı değil mi konusu var. Evet. Şeyi bilmiyorsun, içini bilmiyorsun. Bu adamlar bunun garantisini veriyorlar. Yani hiç kimse onlara kefil olamaz. Burada Canon'un kendi şeyini alıyorsun kafan rahat. Bir konu var yalnız ona dikkat etmeleri lazım esas. Şöyle bir ihtimal var. Bunların püskürtme kafaları var ya. Onları tıkanma durumu var. İşte az önce senin söylediğin tıkanma başka bir şey. Hani kurudu mürekkep birlikte o değil. Bunların kafalar minnacık o püskürtme kafaları. Çözünürlük arttıkça evet. O şeyler daha da ucuz küçülüyor zaten. Doğru. Onları tıkarsan. Eğer muadil bir şey koydun, iyi bir şey almadın ya da ucuza kaçtın diyelim. Garanti kapsamı dışında değerlendiriliyor. Gönderdim bunu işte tıkandı diye. Kafası değişecek belki bir şey olacak. İşte orada garanti kapsamı dışında değerlendiriliyor. Ama böyle bir şey yapmadın, başka bir arıza oldu. Yine tıkandı, bir şey oldu neyse. Tamam bunda garanti var ama muadil kartuş doldurma, mürekkep kullanırsan ve bozulursa garantini kaybediyorsun. Valla Murat az önce 139 mu demiştin? 139 dedim. Yani 6000 sayfa falan için 139 çok makul fiyat. Yani. Evet. Dedim ya bak normal kartuşlarda orada ikisini almak yani hem renkli hem şeyi aldın 170 liralık bir masrafa tekabül ediyor ve çok küçükler. Sayfa basmaları bunun yanına yaklaşamazlar. Hani ben olsam hiç şeylere falan bu yan sanayi ya, olayına kaymam yani bu işlerde. Fiyatlar böyle gittiği sürece yani ben baktım çok daha ucuz değil şeyler. Yan sanayinin daha güvenilir olanları, biraz daha hani markası olanlara baktım. Bundan daha fiyat avantajı sunmuyorlar yani buna baktığın zaman çok fazla şey yok. Yani bir şekilde zaten bu olayın amacı bu. Bizim gibi pazarlarda hem şeyin önüne geçmek, işte bu muadil olayının önüne geçmek hem de maliyetleri düşürmek. Şöyle bakayım hani başka diyeceğim bir şey var mı? Genel olarak memnun kaldım. Dediğim gibi burada tek senin hep yapacağın hesap ne kadar basıyorsun. Az basıyorsan git en düşük maliyetli printer neyse onu al. Onu uzun süre kullan. Hani senede bir belki o kartuşun o değiştirilmesi de çok umursamazsın o zaman belki. Hani kartuşların değişmesi ama yok evde çocuk var ödev yapacak ben basacağım fotoğraf basacak filanca şunu yapacak bunu yapacak. Çünkü bunun fotoğraf baskısının tatmin edici olduğu görülünce eminim hani hesapta yokken bile bundan fotoğraf basılacaktır. Kalem olarak o da düşünülecektir.
O zaman işte bunu alıyorsun. Başlangıç maliyetin yükseliyor. Hı hı. Fakat kartuş maliyetinden amorti ediyorsun. Bir de şeyi düşünmen lazım. Bunların genelde ucuzunu da alsan, pahalısını da alsan makine çok kolay bozulan bir şey değil. Yıllarca evet, kullanıyorsun. Evet. Onu da öyle düşünebilirsin. Yani uzun süreli bir yatırım olabilir. Ben çıktılarından da hızından da her şeyinden de memnun kaldım. Uygulamasının kolay olması da ekstra hoşuma gitti. Çünkü benim tahminim büyük ihtimal herkes bunu telefonundan kullanacak. Evet. Çünkü şey falan da yapıyor. Mesela taramayı bununla yaptın ya. Taramayı çıktığı da telefonundan çat diye görüyorsun. Hmm. Oraya geliyor. Göndereceğin yerleri falan oradan göndereceğin gönderiyorsun. Göndereceğin yere de oradan görüyorsun. Hiç bilgisayara uğramana gerek yok. Doğru. Kullanımı bayağı kolaylaştırmış bu telefon işi. Böyle hem de tekrar söylüyorum. G3410 ya da 3410 nasıl istersen söylemek tamam. istersen. Şu an piyasada bulunan. Pixma serisi de. Pixma serisinde evet. Güzel bir printer. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.